Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüme en son Sargot'ta isyan çıkartıp şehri gidip kendimiz fethetmiştik. Şimdi içeride garnizon yok. Var mı lan? Yok. Bir kişi var. İçeriye biraz asker atmamız lazım da benim de çok askerim kalmadı. Tabi savaştık o kadar. Şimdi şuradan adamları bir geliştireyim de. Hemen bir şehrimizden varsa bir asker toplayalım. Dur şöyle. Hemen askerlerimizi bir alalım. Aslında bunların şu acemileri falan içeri atsak mı ya? Onlar gelişir burada da. Şimdi benim buraya şeyi bırakmam lazım. Bizim kenti yönet dediğimiz zaman gezginle şahin çıkıyor. Öbür eleman niye çıkmıyor ya? Ben şunu bırakacağım. He, canı yok. Tamam, canı da olsun onu bırakırız buraya. 63'lük yani bizim şu an şehri kuşatmak isteyenler olabilir mi? Olabilir. Bak Asaray'ı da dağıttı orduyu biz alınca şehri. Gitsinler bir asker bırakmaz onlar gerçi de. Zaten bizim adamımız değil, ne alaka, niye asker bıraksınlar? Şu 60'lık şeyler var, isyancılar, bunları bir yakalayıp kesmem lazım. Onlar ortadan kalkarsa bizim için başka tehdit yok. Gel bakayım sen buraya bir. Neyse kaçıyor. Gitsin. Belli bir süre sonra kaybolacak zaten onlar. Şimdi şuraya hemen kent yönet deyip hala mı ya? Burada biraz bekleyelim de canı dolsun o zaman o adam. Canı 25'in üstüne çıkınca normalde kuyu şey yapabiliyor olmamız lazım, buraya bırakabiliyor olmamız lazım. Allah Allah. Niye çıkmıyor oğlum bu adam? Buglandı falan mı diyeceğim, ne alaka? En son abimizin eşini de çağırmıştık. Şimdi sadakat -5 biraz sıkıntı. O yüzden o adamı koyacağım. Burası şey ya, Vlandia ya. O bizim şu adam da Cesur Rodart da şey, Vlandia'lı. Ben bu adamı niye bırakamıyorum ama buraya? Kendi yönet. Şunu bırak. Aa, gene gözükmüyor ya. Ne alaka oğlum? Niye gözükmüyor bu adam? Sen bir gel bakayım birliğe geri. Sıkıntı var ama çözemedim. Buglandı falan mı acaba? Aa lan ben bu ara buna bir ara köy kurdurdum diye acaba bu hala köyde falan olarak mı geçiyor? Oğlum enayi misin? Sargot alma korktuğum kadar kötü olmaz diyor. Ne sandın aslanım? Bu adamı buraya atmam lazım. Aa, abimizin eşi de geldi birliğimize. Bir kişiyi atalım. Ha yok tamam, zonca çıkmış. Şimdi abimin eşini ben bir soyayım. Onun zırhlarına bir çökelim hemen. Nerede o? En sondadır kesin. Şimdi üstüne 25-12-10. 25-12-10 mu? Lan daha kötü ya bendekinden. Kaskın iyi ama kesin. Orası net. Ağır duruzlik kargısını bir çiftel mi? Ne bu? Çiftel tekel koltuklanmış kargı. Tekel gönderili olarak geçiyor. Botun 22'lik, kol 22'lik, at zırhı 41'lik, onu bir ver. Bir bakalım şimdi. Şimdi şu at zırhını bir giydirdik. Niğferi giydik. Ben en son ayarlamıştım bunları da sonra değiştirmiştik. 40 derece uzunluk 197 diyor. Silah hakimiyet düşük ama hasarı iyi. Bunu kullanırız. Benim kargıyı da kıza veririz. Benim zırhım 20, 24, 33, 7, 6. Dur şimdi zırhlara bir daha bakıp kontrol edeceğiz hepsini. Dur. Şuradan bir şöyle şunları bir değere göre sıralı mı? Tamam 28'liği giy. Bu da 20'likmiş. 23, 14, 7. Yok başka da bir şey yok burada bana. Hemen şu kıza bir eski şeyleri giydirelim. Sen şunu giyeceksin. Ayağına 24'lük şunu giy. O elindeki 22'liği ben giyeyim. Sen de benim 20'liği giyersin. Nereye gitti lan o? En tepeye mi gitti o? Sen de al bunu giy. Benim mızrağı da vereyim ben sana. Dur. Yaprak mızrak şöyle. Heh. Bu ne? Bu çiftel mi kullanıyor? Yok tekel baltası var. Niye tekel baltan var ki senin? Neyse, halkanı yok. Oku yayı var, elindeki ne? Soylu yayı. Kalsın sende. Atının eğeri yok. Atına hemen bir eğer çekelim. Benim atın eğerini al sen giy. Atları kilitleyelim. Şimdi bizim diğer çarlara bakacağız. Ah ulan ah. İşte o mod çalışsaydı, şey olsaydı. Zırh modu. Otomatik şakır şakır giydirecektik. Giy itemleri. Şu kıza şu kaskı vereceğiz. Ben buna daha fazla item vermiyorum. Ben bunu şehre bırakacağım zaten. Şu elemanla başlayalım. Sen şunu bir giydin. 22'ye şunu giy. Gerisine tepeden bakacağız. 20'lik. Bu daha iyi. Tam omzundaki şey iyi. Tamam. Kalkan falan. Hemen bakalım. Destekli kalkan aldın. Kılıcın var. Yayın. Efsanevi bozkır yayı. Hop tamam. Sen tamamsın. Şimdi sıra sende. Şöyle bir değere göre bir daha bir resetleyelim. Heh. Sana güzel zırh yok. 14'lük şunu giyersin. 15'e şunu giyersin. Kol zırhı yok mu ya? 9'luk var da sendeki 10'luk. Tamam. Bu eleman tamam. Bu da tamam. Sen de tamamsın. Başka da bir şey yok. Senin şu kalkanı da bir değiştirirsek fena olmaz. 290'lık. Onun daha iyisi vardır. Yok mu? Şundan var bir tane daha. Ezilmiş destekli şeyden. Can puan 405 şundan var. Asil atlı yelken kalkanı. Dur lan bunu ben giyeyim oğlum. Madem böyle bir kalkan var. Gerçi benimki daha iyiymiş. Ezilmiş şövalye yelken kalkanı. Her türlü daha iyi. Neyse tamam. Al sen de bunu al. Tamam. Bitti dedik. Şimdi bizim eleman niye gözükmüyor hiçbir fikrim yok. Böyle Sıvana'yı falan da bırakamayız. Sadakatin -3'e inmiş. Artması lazım. Benim medeniyetimden eksiği ama. Ah lan o medeniyet değiştirme modu vardı. Keşke onu da indirseydim ya. Belli sürede kendi medeniyetini bizim şeyimize çeviriyordu ya. O güzel olurdu. O hiç aklıma gelmedi. Bak Sıvana da geldi. Öbür elemanı ben bir birlikten atıp geri alayım. Bir saniye. Şu çocuğu birlikten nasıl atacağız şimdi bunu? Ondan atmasam da bunu içeriye bıraksam diyeceğim. İçeride bırakamıyorum ki. Tamam dur şunu bir klandan atayım sonra geri alırız. Geri alacağım şimdi. Bizim klanda artık gözükmüyor değil mi o eleman? Yok. Neydi şimdi o elemanın adı? Cesur bir şeydi. Dur. Neden bulalım onu? Cesur Rodart. Lan klandan çıkarınca gidiyor mu böyle komple? Nasıl ya? Oğlum öyle şey mi olur? Geri alamıyoruz mu o çarı? Hayda. Anasını satayım. Üstündeki zırhlar da gitti. Niye böyle saçma bir şey var ya? Ya bak Warband ne güzel. Warbandçılar şimdi doluşacak. Warband harbi çok güzel bir şey ya bu konularda bak cidden. Yani ne bileyim Warband'da bir yerde kamp kurabiliyordun. Kitap falan vardı okuyorduk. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya da modlu muydu acaba kitap okuma? Oyun kendisine var mıydı hatırlamıyorum. Modlu falan da oynadığım için. Şimdi Han'dan bana Vlandiyalı bir yoldaş lazım. Tek tek gezip bulacağız. Bizim şehir kuşatılmaz. Anasının gözü Batanyalılara bak. Ta nereden yer almışlar. Oraya Vlandiyalı birini bulamazsak sıkıntı çıkar. Aslında direkt ben niye arıyorum ki? Bas neye? Bu elemanı madem şey yapamıyoruz. Gel kahramanlara. Kadın erkek fark etmez. Canlı olsun. Vlandiyalı olacak. Gezgin olacak. Acıyordun bilmem ne. Neredesin sen? Bununla tanışmışım daha önce. Konuş bakayım benimle. Seni birliğime alayım. Mis gibi. Acı yudumu da aldık. Hemen şunu alıp şuraya bırakacağız. İş bitecek işte. Bu kadar basit. Evet kenti. Acı yudum. Geç bakalım aslanım. Tamam. Valinin medeniyetinden de +1 geldi. Şimdi Panayır oyunu festival vesaire biraz devam etsin. Şehir biraz daha toparlansın. Ondan sonra şey yapacağız. Şimdi güvenlikten de sadakat sıkıntı yiyordur. Aynen bak, güvenlikten de eksisi var. Çünkü içeride garnizon yok. Ben buraya biraz asker bırakayım şimdi. Garnizonumuzu bir yönetelim. Süvari atmayız da içeriye mesela bak. Biraz böyle karışık mı atsam acaba? 22 tane acemiyi al. Asaray Memlük askerini al. Atlı okçular falan var. Atlı okçu nerede var lan bende? Aa, Asaray Memlük şeyleri var. Bunları sallıyorum. Atlı okçu meydanda kullanmam. Başka var mı atlı okçu? Bir tane gözüküyor, o benimdir kesin. 34 kişi atmış oldum içeriye. Dursun şimdilik. Zaten asker toplaması açık ya. Bak gözüme bir şey kaçtı. Gözüm. Zaten asker toplaması açık ya şeyin. Bunlar şey yapmaya devam eder. Plan odasında ne oluyor? Dur bakayım. Ne oluyor burada? Vay anasını ya. Spymaster. Vay anam vay. Bir klan seç. Bir plan seç. Planında ne var? Buradan bir klan seç de mesela kendi klanım değil mi bunlar? Yok. O zaman bir saniye, bu seri için çok işlevsel olmayacak. Neden işlevsel olmayacak? Çünkü şöyle bir şey var. Bu normalde şöyle muhtemelen. Bir krallığa katıldığımızda böyle plan odasına gidip buradan bir tane klan seçiyoruz krallıktaki. Ona da buradan planımızı atıyorum, suikast düzenleyeceğiz klana. Veya bütün klan üyelerini ortadan kaldıracağız. Bilmiyorum seçenek ne var. Deneriz onu da. Vay anasını ya. Bir krallık seç. O daha açık değil. Buradan sabotaj bizim ajanlarımız falan işte böyle asasinler falan filan, sabotajcılar. Spymaster şey olması lazım. Oo, buradan birini atayabiliyoruz. Taktik atmış. Gezgini atasam mı buraya? Ne oluyor mesela atasak? Bak buradan adamlar alabiliyoruz. Suikastçı falan filan. Dur tamam bir saniye. Bak şimdi krallık seçebiliyorum. Bunlardan birilerini de indirebiliyoruz. Mesela bak. Vlandia'yı seçemiyorum. Sturgia'yı seçtiriyor. Bir de Asera'yı seçtiriyor. Sturgia'yı niye seçtiriyor? Diğerlerini seçemiyoruz. Sturgia ne alaka? Evlendik diye olabilir. Mesela Sturgia'yı seçtim. Bir ordusu var. Savaş birlikleri 23 tane birliği var. 9 kalesi 7 şehri var. Asil klanlar 9, paralı askerler 1 diyor. Onu da görüyoruz. Şu STR güçleri muhtemelen 5000 küsur. Şimdi mesela buradan bir klan seçsek. Bak. Mesela ana klanı seçtim. Devam et dedim. Ana klanın nüfusu, parası, yerleşkeleri, üyeleri. Gör ne? Daha fazla bilgi toplamak için krallık ağını %20'ye genişlet. Ha. Oğlum baya casus mahsus yolluyoruz lan diğer krallıklara. Vay anasını ya. Elçiler falan var. Elçimiz yok şu an. İçinde elçimiz yok. Dost çete lideri Sturgia'da yok. Sturgia tarafında şeyimiz yok. Şey klan bunlar var bir tek. Dost klan. Toplama artı 5 bir tek o dost klanından geliyor zaten. Bu da Sıvana'yı evlendirdik ya ondan. Bak mesela buradan Ragamvat'ı ben seçsem. Ragamvat'a şantaj 10.000 dinar. Skandal. Hedefin klan nüfusu sıfırlanacak ve sahip olduğu tüm şehirlerde de -10 sadakate maruz kalacak. Vay anasını ya. Şantajdan alıyor. Tamam burada para alacağız galiba. Tam emin değilim. Burada skandal tamam. İstenen dinarı ödedikten sonra hedefle ilişki arttırır. Artı 1 rüşvet. Bu ne? Yemekçi. Erzak sıkıntısı çıkarıyoruz muhtemelen şehirde bir yerde. 5000 diyor. Kidnapping ne lan? Savaşta olmamız gerekiyormuş bunun için. Cinayet. Bir tane asasin lazım. 350 yok 35 bine şey yapabiliyoruz. Deneyeceğim lan ben bunları. Deneriz oğlum, niye denemeyelim ya? Ama şu an benim işime yaramaz. Bu savaşta kullanılacak bir şey. Özellik. Bak en son bıraktığım gibi de kalıyor. Bak bunun bonusu artı 18 verdi bonus. Serserili 2 taktik çıkarcılıktan, cesurluktan falan orta artı 18 oldu. Daha böyle push bir karakter bulsak daha iyi olur. Bak anlaşma falan da yapabiliyoruz buradan. Krallıklarla anlaşma falan. Çin defteri diye bir şey var. Başarısız planlar köylere, kervanlara baskınlar ve benzeri kin seviyesini artıracak. Yüksek kin besleyen klanlar klanına karşı düşmanca eylemlerde bulunabilir. Bak. Rakip klanlar da bize girebiliyor. Tutsağımız zaten yok. Tutsağa geç. Tamam bunu bir iptal et bakayım. Sıfırla burayı. Bunu nasıl kaldırıyoruz buradan? Bunu buradan iptal edemiyor muyuz? Tekrar seçsek iptal olmuyor. Sürdür var. Bir şey sürdürmeyeceğiz. Şu eksiyle olabilir mi? Kalkmıyor buradan. Neyse dursun ya. Önemli değil. Şuradan başka bir klan seçsek o değişir. Aynen. Bir klan seçmeyip kapatsam gene aynı klan kalıyormuş. Tamam. Ben de farklı bir krallıktan birisiyle evlensem aslında iş yapar. Neden olmaz? Güzelmiş bu özellik. Bu arada modların linkini de açıklamaya ekleyeceğim. Çok soran var. Normalde eklerdim. Hep de bu seriyi niye eklemedim bilmiyorum. Şimdi. Ooo. Burayı kim kuşatıyor? Bir şey söyleyeyim. Vlandia bitmiş mi diyecektim. Yok daha öbür taraf sağlam da. Burası bir tık bitiyor gibi yani. Şuradan bir kale kaptırmış. Buradaki şehri kaptıracak gibi. Sargot'u biz aldık. Bir şey söyleyeyim. Gidip mesela ben Yakulan'a da aynısını yapabilirim ha. Krallık kurmadan böyle güçlenebiliriz. Gerçi krallık kurmazsam klan kuramam da. Yanımıza klan çeksek diyeceğim. Kimseyle bir derdim yok. Serseriliyim biraz fazla sadece. Günlük altın değişimi 645. Kardayız. Güzel. Sadakat ne durumda? Hala eksi 1.28. Buraya çok seri panayır alanı yapılması lazım ama biraz zor ya. ...6000 parası var eksi 1'de. Şimdi güvenliği arttırırsak bu kurtarırız gibi burayı. Bir 10.000 daha ateşleyeyim ben buraya. Güvenliği arttırmak için daha fazla adam toplayıp geleyim. İçeriye atalım gitsin. Paralı asker de alabilirim handan direkt. Bak daha kaliteli olur hem. Para problemimiz yok. Gider bir han yağmalarız. Para için çözeriz. Git bakayım hana. 11 kılıçlı kız kardeş verdi. Ver. Küçük grup toplasak. Gerçi bunlar haydut maydut çıkacak. Boşver gerek yok ona. Import custom trop 3'de bakayım ne oldu şimdi? Bir bakalım. Field'ın tamam. Yok tamam. Modül tamam. Konuşamadım. Tamam tamam diye diye. Bu normalde böyle modlu askerler yapılmışsa herhangi bir modda ona bastığınızda o askerleri yüklüyor ama bunda öyle bir şey olmadığı için buradan da teyit edelim. Evet bunda öyle bir şey yok. Şimdi şöyle bir daha bakayım. Garanti olsun. Evet yok. Tamam. Ben buna kendi adamlarımı şey yapacağım zaten. Artık krallık oluyoruz yavaştan. Kendi askerlerimi tasarlayacağım. Şimdi kenti yönetme. Bir saniye kenti yönet değil. Kaleye git. Garnizondan şu kılıçlı kız kardeş müritlerini bir atalım. 11 kişi. 46 oldu içerisi. Biraz daha içeriye piyade bırakabiliriz aslında ama şöyle dandiklerden. Mesela Vlandia piyadesi bırakabiliriz. Vlandia'nın kalkanlı piyadesi var mı? Var. Kılıç ustasından çavuş oluyor ama. Neyse dursun ya. Yeni alıp onları bırakırız. Bak şu gezgin kız hala yanımda mı benim? Ben bunu içeri bıraktıydım. Ha, bunu içeri bırakmıyoruz. Bu biz şehre girdiğimizde orada oluyor. Tamam. Sen şöyle gel bakayım. Öbür eleman kötü gitti ya. Neyse. Ben de bir geliş. Şimdi biraz paraya ihtiyacımız var. Şimdi Yakulan'ı fethetmeye çalışabilirim. Güzel bir mekana çökmüş oluruz. Bayağıdır köyümüze uğramadık. Dur köyümüze bir gidelim. Köyümüze gidelim. Seviye atlamış olma ihtimali var. Benim şehrime kimse dalamaz zaten şu an. O isyancılar da dalamaz. Dalsalar da yetişiriz. Sıkıntı değil. Gidip bir Ortişya'nın hanını falan yağmalarız sonra. Aha. Aha. Gel lan gel. Askerlerin bir morali artsın biraz ya. Kaçma gel gel. Nereye kaçıyorsun gel. Yakalanacaksın zaten şimdi. Tam şehrin dibinde. Malları teslim et ya da öl. Saldıralım o zaman. Zaten savaştayız bunlarla. Askerlerin bir gelişim, biraz ganimet çıkaralım. Şimdi kimde ne sancak vardı? Bunda sancak yok. Nasıl sancak yok lan? Aa, en son doğru. Daha az menzil, saldırı hasarı alma. Sen şimdilik piyadenin yanına geç. Bende ne var? Hücum. Süvari. Şu okçuya girin. Hadi bakalım. Bir numarayla şey de okçuya girsin, 2 numara. Herkes okçuya giriyor. Bakalım şu Sıvana'dan aldığımız mızrak nasılmış. Açın bakayım benim önümü. Yerini tekledik, güzel. Ben piyadelere... Ne oldu lan, bir şey oldu. Piyadelere girmeyi planlıyordum ama önüme atlı denk geldi. O da olur. Bir saniye. Atın atın cilipleri abi. Nasıl ya? Birini yatırdık orada. Sen beni mi? Bak 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 bak. Çakala bak bak. Öyle ölürsün. Bak bak kimi kovalıyor? Bir tek şu mu kaldı ya? Yok, birkaç kişi daha vardır bunun dışında. O da gitti. Başka? Yanlışlıkla bastım. 2 kişi kalmış. Gördüm elemanı. Kaçıyor galiba. Ağaca takıldı. Ben böyleceğin gibi aslanım. Ne dedin o işe? Gel gel. 0 kayıp. Tuğutu bir çekelim. Ne varsa ver bakayım. Kadife falan çıktı lan. Kadife bizim köyde işimize yarar mı? Gerçi kadifelik bir işimiz yok ya. Atlı mı yapsam? Yok. Bunları piyade yapmaya devam. Lan diye atlısı oldu bak zaten bir tane. Şu orta şeye direkt satabiliriz loot'u. Dur bir gir bakayım. Ticarete girelim. Sancak vardı bizde bir ara. Hah bak, destekli mızrak, atlı askerlere karşı yüksek yakın dövüş hasarı. Mesela bak. Bunu Sıvana'ya veririm. Gerçi menzilden az hasar alma var bunda. O da iş yapar. O zaman şuna atlara karşı daha yüksek yakın dövüş hasarı. Onu vereyim. Buna da moral şeyi verelim. Tamam. Şimdi domuz koyun zaten kitli. Zırhlarda iyi bir şey çıkar mı hiç emin değilim. Hemen bakıyorum. 12'lik var, çöp. 9'luk çöp. Zırhta belki 18'e 9. Bu da çöp. Bu kıza bakıyorum da diğerlerininkini de biliyorum. Onlar da şey yani daha iyi. Kafa zırhı falan 14'lük çarçurt. Şimdi kadife bir işimize bence yaramaz. Çömlek de yaramaz. Demir memir onlar da boş. 100 tane kereste olmuş lan. Baya bir kil var. Keten kumaş falan vardı bizde. Dengeli bozkır yayı. Bak bunların bir tanesinin yayı kötüydü sanki. Bunda da dengelisi varmış. Tamam, başka da bir şey yok ya. Kılıçlar falan. Bak şu daha iyiymiş aslında senin kılıçtan. Sen şunu bir al bakayım. Senin kılıç nasıl aslanım? Bak bu da iyi senin kılıçtan. Sen de bunu al. Hepsine nerburlu kırıç verip geçtik gerçi. Geriye kalanı sattık mı? Bir tane 4 tane kılıç kaldı sadece. Keten kumaş 36 tane olmuş. Odunumuz falan yeterince var, tamam. 76.000 aldık lan bir seferde. Maşallah. Geriye kalanı da Kuyaz'a satayım, sonra köyümüze gidelim. Köyün parası da bitebilir yani yakın zamanda. Öyle bir sıkıntı da var. Millet evleniyor yalnız. Benim de birini bulmam lazım. İmparatorluktan falan bakayım bari. Farklılık olsun ki hani ileride sabotaj gerekirse. Şunu bir sattık. 115.000 paramız var. Şu an kârdayız. De her an zarara girebiliriz. Şimdi plan odası açık burada. Bir saniye, seviye mi atladı burası? Yo, 80.5. Plan odası nasıl açıldı? O zaman krallığı şey yaptık diye açıldı plan odası. Bak burada da yapabiliyoruz. Aslında var ya bak, bu köyü düşman krallığının yani çok yakınına değil de oralara bir yere koyacağım bu köyü. İçine de adam yığacağım full. İşte seviyesi çok artacak. 100-200 kişi alabiliyor olacak bu mesela. Bir şey oldu mu savaşta, askerin eksildi mi gidip buradan hemen asker alıp devam edeceğim. Nasıl, öyle çok iyi olur bu. Şimdi içeride ne var bir bakalım. Parası az kalmış. Yemek falan var. Domuz 33 tane olmuş. Olsun. Şimdi şöyle yapacağız. 80.5. Buraya bir 3000 ateşliyorum. Yemeği ne kadar var? Biraz da yemek verelim. Mesela tahıl. Hayvan gibi tahılımız var zaten. Birazcık balık vereyim. Biraz zeytin. Biraz tereyağı. Üzüm. Üzüm yokmuş zaten içeride, atmıyorum o zaman. Birazcık da peynir. Biraz da et verelim. Domuz var, adamlar et yemiyor. Tamam, bu bunlara bayağı bir gider. Uzunca bir süre ben burada yokum. Ben gidiyorum. Orta şişeyi yağmalayacaktım, artık ona gerek kalmadı. Direkt Sargot'a doğru bir gidelim bakalım şehrimiz ne durumda. Orada da artık bir şeyler yaptırmaya başlamamız lazım. Önce direkt panayır alanını fullleyeceğim. Panayır alanını fullleyince rahat ederiz zaten. Aslında şehirdeki şeyleri indirip, nedir onun adı, açıklıkları falan komple temizleyip boş bıraksam şehirdekilerle ilişkim artar. Bak eksi 15 adamla ilişkim. Niye? Buralarda isyan çıkardım diye mi acaba eksi 15 lan? O da olabilir. Halkla da ilişkimiz kötü burada biraz. Şimdi panayır alanını başlatsam, panayır alanı 3 mü? Nasıl lan? Ona rağmen mi ben o kadar eksi yiyorum? Vay anasını ya. Panayır alanı 3'müş. O zaman abi vali medeniyeti falan filan değil bu iş. Bu iş belli. Bunları da bir iptal et. Morum morum yaptırıyor buraya. Buraya abi yapılacak iş bir meyve bahçesi yapılacak önce, sonra tahıl ambarı yapılacak. İkisi de hiç yapılmamış. Kuşatma atölyesi de hiç yapılmamış. Ya da önce atölyeyi fullleyip sonra hızlı hızlı mı bassak? İnşaata bonus diyor da zaten ben para atıyorum, o önemli değil. Anda kimse yok. Tutsakları sat. 5 Vlandiyalı kervan muhafızı. Kaleye git. Garnizona. Geçin bakayım. 5 tane. Gerçi dur lan, bunları savaşta kullanırız. Bunları yanımda dursun. İçeriye ben piyade atayım. Dur şuradan hemen toplayıp atalım. Dandik adamlar var da zaten kimse saldırmayacağı için çok da önemli değil şu an. 73 kişi olmuş oldu. Burası 150'ye kadar yolu var. 150'ye kadar şey yapabilir. Birazdan zarar etmeye başlarım. Aslında benim köyü gelip buraya mı taşsam ya? Buraya taşısak daha iyi olabilir de, taşıyınca içindeki bütün o yapılar falan gidiyor mu onu bilmiyorum. Gidiyorsa biraz sıkıntı olur. O yüzden en azından bir seviye atlasın, ondan sonra taşıyalım. Şimdi şurada bir sığınak var. Bu sığınak bizi etkiliyor mu? Bence etkilemez. Bir bakalım. Yakın sığınaktan eksi yiyorsa sadakat, orayı patlatırım. Tamam, şu an bir problemi yok buranın. Refah da artacak. Yerleşke sorununu boş ver, ondan bir şey olmaz. Milisler falan arttı, erzak arttı da. Tamam, meyve bahçesini yapsın. Bir 10.000 daha ateşleyeyim ben. Bir 10.000 daha ateşlesek 28 güne bitirecek burayı. Tamam, yapsın bakalım. Şimdilik çok sıkıntı değil gibi. Eksi 0.31 çok koymaz. Hanimiş bakayım kervan. Bu ne lan, bu burası böyle? Bura ne oğlum böyle? Asker yollasam kaç kayıp veririz? 1. İyi, çok olmadı. Loot komple çekelim. Yakulan'a direkt şunları okutalım. Bunları sattık. Ticaret. Güzel bir zırh çıkmış mıdır acaba? Hiç sanmıyorum ama. 17'lik 18'lik var bak. Bunlar iyi olma ihtimali var bizim adamlara göre. Değilmiş. Şu kız. 17'lik bak, bunda iyi. 18 de iyi. Zırhı bunun fena sayılmaz. Ben kendime şöyle güzel 14'e 11 mi? Bendeki o kadar iyi değildir lan. Harbiden değil. Bunu giydik. Senin kafanda kaç? 32. Bunda kaç? 15. Şunu giy. Bundaki zaten sağlam. 12'ye 9. Öbür zırhı o giymiş oldu. Bunu, bu ne lan? Buna da bir zırh verek. Al 9'a 6 eşarp da geziyor ya. Şehir içinde nasılsın sen? Şehir içinde buna bir zırh çekmek lazım. Neyse, onlara sonra bakacağız. Ulan o mod çalısı ne güzel, tek tık 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 hemen giydiriyorduk. Hiç uğraşmıyorduk. Mükemmel bir şeydi. Geriye kalan her şeyi satıyorum. 12.000. Nereden baksan güzel para. Bir puanı tek ele verelim. Verilecek çok şey var da. Serserilik falan sınırda mı? Yok, daha buna varmış. İlk defa bu kadar serserilik kastım abi seride. Tüccar kervanına eşlik edip bununla ilişkimi arttırabilirim. Niye eksi 17'ye düştü oğlum ilişki? Arttıydı sanki bir ara. Şunun kervanla hızlıca bir eşlik edelim de ilişkimiz artsın biraz. Kervan oluşturmayacağım, dur. Seninle iyi bir malzememiz yok, sana güvenmiyorum diyor. Niye ya? Kral, şehri ben aldım artık yani. Dalmam artık size. 0.18'e düşmüş, tamam. Burası toparlar. Şimdi bu ikisinden sonra bir tane kuşatma atölyesi şart buraya. Bir ara duvarı da geliştireceğiz. Duvarın geliştirilmesi çok uzun sürüyor. O yüzden duvarı biraz sonraya bırakacağım. Şimdi biz ikinci planımızı devreye sokalım. İkinci şehir girişimi. Gerçi kalede böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Dur bakayım. Mesela şehir değil de kale alacak olsam. Onda da böyle düzenbazlık tarzı şeyler var mı? Ordunun salonuna gidip saldırıp bunları kessem burada. İşimize yaramaz gerçi, dur. Zindanda bir işimiz yok. Kalede dolaşsam bir şey yapamayız. Yok, bunlarda öyle bir şey yapamıyoruz. Şehirlerde oluyor. O zaman Yakulan'a ben aynısını yapayım. Buradaki şeyle biraz ilişki kasalım. Birkaç görev yapıp. Zaten çok hızlı kasılıyor. Birkaç kere malzeme çalıp kaçsam. Turnuva da varmış. Herkeste 0. Bunlarla ilişkim yine eksiye iner. Komployu bir düzenledik mi? Ama 45'in altında olması lazım. Ha, doğru. Ben onu unuttum şeyi. Burası 69 ve artıda. Yok, burada olmaz o iş. Ortişya da olabilir. Burası normalde şey çünkü. İşte Ortişya diyorum. Karası da olabilir. Burası imparatorluk toprağı değil çünkü. Vlandia toprağı. O yüzden burada da bir isyan çıkarıp direkt isyancılara saldırıp burayı alabiliriz. Zaten sadakat eksi de. Burada benim bir şey yapmama gerek bile kalmayabilir bu arada. Yani eksi 1.12. Valinin medeniyetinden, sahibinden de yiyor. Salak lan, buraya yanlış vali koymuş. Neyse, dur bakayım. İsteyen çıkarsa bildirimi gelir, direkt geliriz buraya. Biraz zaman geçsin. Yine bir gider bakarız. Bak, aha. Burada bir vs çıkacak gibi. Bunlar geri mi alacak orayı? Yok, oraya gitmiyorlar şu an. ...80 garnizon var. Yeter şimdilik. Sadakat sıkıntı çok değil gibi. Yani panayır alanı 3. Valinin medeniyetinden de artı geliyor. Ona rağmen Benim medeniyet sıkıntı çıkarıyor. Benim medeniyette şey olaydı, İyi olurdu, onda sıkıntı olmazdı. Neyse 23 güne burası gidecek. Buraların şeyleri yapılacak. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.